Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an-ı Kerim ayetleri, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sünnetleri, şeriatımız talimatları esasında ayol kişi insan cemiyetinde, İslam cemiyetinde yaşarken umrunu birar lahzası da karavsız kalmaydıgan buldu. Ayol zatı kız boladıgan bolsa, onun nafakası otasiga vacip kılındı. Nafakası deganimiz yaşaşı üçün ketadigan barcha sarf harajat. Osha kızını turar joy bilan ta'minlash, kiyim kechak bilan ta'minlash, oziq ovqat bilan ta'minlash, dam olish, davolanish, ta'lim olish kabi hayotiy taqozolarga ketadigan harajat bilan ta'minlash otaning zimmasida vojib amal bo'ldi. Shu ishni ixlos bilan Allohning amri, shariatni hukmi, Rasulullohning ko'rsatmasi deb qilsa, vojib ibodatni qilgan kishi sifatida ajr savob oladigan bo'ldi. Agar qizni nafaqasiga dam bosh tortsa, gunohkor. Nuqsonga yo'l qo'ysa, aybdor bo'ladigan bo'ldi. Allohning oldida gunohkor. Lekin kızını aldı da cinayetçi. Müslüman cemiyeti mahkeme arkali qazıhanada ana kızını hakkını kanun küçü bilen tartıp alıp beredi. Huddu şu misal başka haletlerge hem tatbik kılınadı. Ayal zatı singil bosa nafakası akasiga vacib boladı. Apa bosa ukasiga. Hatın bosa yeriga. Ana bosa oğluga. Hiç kimi bulmasa cemiyetke yüklenedi. Hulasası şu ki, mu'mine, muslime, ayarlar, kızlar, özünün umrunu barca lahzaları da, özü üçün hiç nerse kımastan, rahatta, paragatta yaşaş hakkı var. Bunların tamamlaş, demek erkeklerge yüklengen.